Merhabalar, bugün sizlere yapımı oldukça kolay tuzlu kurabiye tarifim var. Bunun için yumuşak tereyağı kullanacağım. 125 gram tereyağı. Yoğuracağım, kaba aldım. 1 çay bardağı sıvı yağım var. İlave ettim. 1 adet yumurtamı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuzlu ilave ettim. Şimdi bunları bir karıştıracağım. Kabartma tozum ve unum kaldı. Onları da birazdan ilave edeceğim. Karıştırdım, yeterli. Şimdi ilk önce 1 su bardağı unumu ilave ettim. Hemen üzerine yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. Böyle yoğuracağım. Yumuşak, elime yapışmayan bir hamur yapacağım. Evet, hamurum oldu. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Çok yoğurmanıza gerek yok. Hamur toparlandığı zaman olmuştur. Böyle yumuşak ama elime yapışmayan çok yumuşak bir hamur yaptım. Artık şekil verebiliriz. Evet, masanın üzerine bir tane tek kat streç çektim. Hamurumu ortasına koydum. Üzerini tekrar kapatıyorum. Bunu açarken yapışmasın diye yapıyoruz. Merdane ile dikdörtgen şekilde inceltiyorum. Bu şekilde incelttim. Şöyle pizza keseceği kullanacağım. Önce şöyle kenarlarından biraz alıyorum. Bunları tekrardan açacağız. Kare şeklinde yapıyorum. Şunu da tekrar açacağım. Kalınlığını göstereceğim şimdi size. Şöyle çok kalın değil. Ortasına şöyle bir kesik attım. Bir tane yumurta sarısını ve akını ayırdım. İkisini de ayrı ayrı kullanacağız. Biraz da yanıma susam aldım. Şimdi önce yumurta akına şu kenarını ve şu üçgenin bir parçasını batırıyorum. Susamlar dökülmesin diye yapıyoruz. Bolca susama batırıyorum bu kısmını. Böyle. Buraya da yumurta sarısı süreceğim. Ben hamurlarım bitene kadar yapacağım. Hamurların hepsine şekil verdim. Şimdi yumurta sarısını karıştırıp şöyle şu kısma sürüyorum. Fırınımı da açtım. 180 derecede önceden ısınıyor. Yumurta sarısını sürdükten sonra sıcak fırına koyacağım. Çok fazla kızartmıyoruz. Hepsini sürdüm. Şimdi fırınıma koyacağım. 10 ila 15 dakika arasında altını kontrol edeceğim. O şekilde pişireceğim. Tuzlu kurabiyemi fırından aldım. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Şöyle altını kontrol ettim. Pembeleştiği zaman çıkardım. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.